Dünden beri, daha doğrusu birkaç günden beri terör dedik, terörle mücadele eden, işte senin de söylediğin gibi gecenin bir yarısı Mersin'e giden, cenaze töreninde de gözyaşı döken Süleyman Soylu, mevsimsel olarak her sene bir böyle görevden alınıyor, istifa ediyor, görevden alınacak. Hatta geçen gün Özgür Özel kaçacak dedi. Buna ne diyorsunuz bu senaryoya? Süleyman Soylu'nun algı operasyonu. Gerçek şu. Ben diyor Recep Tayyip Erdoğan varsa varım yoksa yokum. Ben mahvolurum. İlk uçakla kaçmam lazım. Mantık bu. Ali Mahir Başarır yargılanacak dedi. Demek ki Soylu için gerçekten yolun sonu gözüküyor. O kadar çok sıkıştılar ki Soylu artık alınmaktansa ne yapacak? Ben siyaseti bırakıyorum. Hatta bunu bakanlığı bırakıyorum diye yorumlayın. Milletvekili adayı olacaktır. Bakan olmayacaktır. Milletvekilliği ona, çünkü o da iktidarın değişeceğini görüyor. Bir dokunulmazlık verecektir. Bir başka deniyor dedi ki Tayyip Erdoğan şu anda Amerika'da tutuklanacak dedi. Tayyip Erdoğan ya da damadı Berat Albayrak için bir anda tutuklama kararı bile çıkabilir ki. Böyle garip bir çıkışlar var. Yani bunları Sezon. nasıl, yani mesela Süleyman Soylu niye hedefte? Ya Süleyman Soylu, ya bir ülkenin İçişleri Bakanı niye hedefte olur? Şu yüzden olur. Şimdi bu ülkenin İçişleri Bakanı kimle uğraşıyor? FETÖ ile uğraşıyor, PKK ile uğraşıyor, DAEŞ ile uğraşıyor. Eğer siz DAEŞ'a, FETÖ'ye, PKK'ya yakınlığınız, bir ortaklığınız, bir çıkar ilişkiniz varsa dolayısıyla Süleyman Soylu sizin hedefinizde olur. Çünkü bu örgütlerle kurduğunuz işler aksıyordur. Bir de şeyi de izah etmek lazım. Ya bu adam ulusalcı bir adam, CHP'li, nasıl olur da PKK'yla, daha düne kadar kart, kurt, kürt diye bir şey yoktur kardeşim. Karda yürüyorsun, ayağında çıkınca kart, kurt demiş, kürt de oradan gelmiş diyen Allah'ın akılsızı faşist deniyorlar. Şu anda oturmuşlar PKK'yla birlikte kürtçülük yapıyorlar. Şimdi bu faşist deniyonun bugünkü yaptığı PKK Kürtçülüğü meselesinin mekanizmasını anlamamız lazım. Bunun bir adı var. Mecelle-i Ahkam'da Ahmet Cevdet Paşa, Allah ondan razı olsun. Bu hani herkesin şaşırdığı bir şey vardır ya, beş benzemez bir araya nasıl geldi, bu adamlar nasıl yan yana durur falan diye şaşırıyoruz ya. Bu şaşılacak bir şey değil. Bunun mekaniğin nasıl çalıştığını Ahmet Cevdet Paşa diyor ki maksatta ittifak diyor. Bu bir maksatta ittifaktır. Dolayısıyla o zaman benim çözmem gereken, her seferinde siyasi analiz yaparken de, oy verecekken de, bu neymiş diye anlayacakken de çözmem gereken şey şu: bu maksatta ittifaksa bunların maksadı ne? O maksada giden yolda engel olan herkese düşmanlar. Dolayısıyla önlerindeki en büyük engellerinden biri de şahsen Süleyman Soylu'nun şahsi meselesi değil, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı'dır. Bu bütün hikayesi bunlar. Bizim çakmamız gereken bir şey var bak Hadi abi. Evet. Olay şu: bir kavanoz al abi, kırmızı karınca diye karınca vardır biliyorsun. Bunlar daha çok kumluk yerlerde yaşarlar. Daha çok ormanlık yerlerde ve şehirlerde yaşayan da siyah karıncalardır. Eline 100 tane siyah karınca al, 100 tane kırmızı karınca al, bir kavanoza koy, onları besle. Ölene kadar 1000 yıl orada dostça yaşarlar. Kavanozu al bir salla, onlar kavanozu kırmızı karıncalar zannediyor ki siyahlar yapıyor, siyahlar zannediyor ki kırmızılar yapıyor, birbirini yiyorlar ve bütün kavanoz birbirini öldürüyor. Bizde Türkiye'de arada bir kavanozu sallıyorlar. Bizim birbirimize dönüp kavanozu sen salladın, bu senin yüzün oldu demek yerine bu kavanozu kim salladı diye düşünmemiz lazım arada bir.